Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimi sıkıntıya sokan bir durumla alakalı sizleri bilgilendireceğim ve sizlere yol göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar son dönemde öğrencilerimden şunu çok fazla duymaya başladım. Çalışıyorum ama netlerim artmıyor. Bunun için ne yapabilirim? Arkadaşlar ben de bugün sizlere diyorum ki Emeklemeden koşmaya çalışmayın. Bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu tarz videolarımız geldikçe bildirim alabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Sınav hazırlıklarınız devam ediyor. Sınava yaklaştığımız bu dönemde sizleri gerçekten zorlayan durumlar var. Bunun herkes farkında. Velileriniz, aileleriniz, öğretmenleriniz siz en başında bunun farkındasınız. Ancak çalışmalarınızı tempolu bir şekilde sürdürmeli ve düzenli olarak çalışmalısınız. Aksaklığa yer vermeden kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmelisiniz. Öğrencilerimiz bana şunu çok defa söylemeye başladılar. Hocam sürekli çalışıyorum, ancak netlerimi bir türlü arttıramıyorum. Arkadaşlar eğitimde birkaç tane önemli şey vardır, önemli kriter vardır. Bugün bunlardan bahsedeceğim sizlere. Aslında başlık ilgi çekici, bunu biliyorum. Başlığı anlatacağım sizlere. Emeklemeden koşmaya çalışmayın. Bu ne demek arkadaşlar? Basit sorularla başlayın, sonra zora doğru ilerleyin. Şimdi çalışan arkadaşlarımızın çoğu şöyle bir yöntem izliyor olabilirler. Zor soruları göreyim ki yayın evlerinin orta ve zor sorularını çözeyim ki e, alışayım bunlara diye olabilirler. Ancak eğitimde her zaman şu vardır arkadaşlar. Kolaydan zora ilkesi vardır. Yani öğrencilere aktarılmaya çalışılan şeyler önce kolay olarak verilir. Kolaylarla başlanır. Sonra kademe birazcık arttırılır. Giderek arttırılır. Zora doğru ilerlenir. Sizler de soru çözümlerinizde ve çalışmalarınızda kolaydan zora doğru ilerlemelisiniz. Öncelikle çözebileceğiniz basit kaynaklar, basit sorularla başlayın. Örneğin matematikte çok zor yeni nesil sorularla uğraşmaktansa önce basit teok tarzı sorular çözün. Daha sonra bu zorluğu arttırın. Yani işte emekleyin önce sonradan koşmaya başlayın. Şimdi geliyorum eğitimin en önemli ilkelerinden bir diğerine, yani başka bir ilkesine arkadaşlar, basitten karmaşığa doğru ilerleyin. Şimdi biliyorsunuz ki LGS gerçekten bütüncül ve komplike bir sınav. Baktığınız zaman burada sizi karmaşık şeyler de bekliyor. Yani Türkçe'den, matematikten, fen bilimlerinden sizi karmaşık sorular da bekliyor. Ancak yine burada da yapacağımız şey Bizim yapacağımız şey basitten başlayıp sonra komplike, bütüncül şeylere doğru ilerlemek. Yani bizim için en önemli nokta önce basit, sonra zor. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir anda her şeyin olup bitmesini beklemeniz mümkün değildir. Her şey küçük küçük adımlarla olacak. Yani önce bir net arttıracaksınız, iki net arttıracaksınız. Bunlar katlanacak ve sizin gerçek sonucunuzu Haziran ayında ortaya çıkaracak. O yüzden sakın umutsuzluğa kapılmayın. Ben yapamıyorum. Çalışıyorum ama bir türlü netlerim artmıyor. Hocam matematikte şu netteydim. Hala şu netteyim. Arkadaşlar siz en başta mesela matematikte başladığınız zaman 7 netteyseniz şu an 11-12 nete geldiyseniz bu da bir gelişmedir. Daha önünüzde süre var. Bunu değerlendireceksiniz. Ad adımlarınızı sağlam ama basitten zora doğru şekilde atarak, sağlam atarak yukarı doğru çıkacaksınız. Emin olun Haziran ayında istediğiniz seviyeye ulaşacaksınız ve sizin gireceğiniz sınav sizin belki de en yüksek yapacağınız sınav olacak. Tüm eforunuzu oraya vereceğiniz için. O yüzden ümitsizliğe kapılmamanız gerekiyor. Yapmanız gereken şey basitten zora, kolaydan zora şeklinde ilerleyerek çalışmalarınızı tempolu bir şekilde sürdürmek sakın düşmemek. Gardınızı düşürmemek arkadaşlar. Düzenli çalışan, bunu devamlı hale getiren, verimli çalışan öğrenciler bu sınavı kazanacaktır. Bunu da unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün yine bir LGS rehberlik videosu yaptık. Bu tarz videolarımızın devamını isterseniz ya da merak ettiğiniz şeyler varsa yorum bölümüne yazarsanız onlarla ilgili videolar hazırlayabilirim. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız olduğunda bildirimleri alabilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere.